Merhaba arkadaşlar yeni bir bölümle daha karşınızdayım kaldığımız yerden devam ediyoruz Bir önceki bölümde oldukça stresli bir Arsenal maçı oynadık Şimdi biraz daha vitesi düşürüp e, ligi odaklanacağız Bu arada şeye bakmadık e, Genç oyuncular 16-17 yaşındaki oyunculara bakardım ben hep e, Ona bakmadım belki oradan güzel bir Türk kaleci çıktıysa e, Öyle bir şeyler alabiliriz Hemen bir Alanya maçını aradan çıkartalım Ondan sonra da şeye bakarız Genç oyunculara bakarız. Biraz vitesi düşürelim ya. Vallahi üst üste bu kadar e, heyecanlı bölüm kaldıramıyorum ben. Yoruyor. Gerçekten yoruyor insanı. Hakikaten stresli geçiyor maçlar. Şimdi böyle bir bölüm e, şey yaptıktan, ligi odaklandıktan sonra artık yarı final maçına çıkacağız. Çok önemli bir maç. Neler yapabiliriz? Bilmiyorum. Tottenham son yıllarda gerçekten çok güzel bir performans sergiledi. Biliyorsunuz geçen sene gerçekte final oynadılar. Sağlam bir kadroları var. Wings, Giovanni, Delali, orada Harry Kane var ek olarak. Song var. Şeyi aldılar. Ee, neydi o çocuğun adı? Endombele. Endombele çok iyi oyuncu. Stadyumları zaten gıcır gıcır. 2019 model. Gerçekten zorlu bir maç olacak. Ama velakin. Liverpool ve Arsenal karşısında gösterdiğim bu performanslardan sonra herhalde Tottenham karşısında da baya çekişmeli bir maç geçireceğiz diye tahmin ediyorum. Mutluyum. Ee, background stadyum resimleri paketini değiştirdim. Gördüğünüz üzere Stadyumun dışı değiş, değişti. Bir önceki bölümlerde baktığınızda dış kısmı e, proje halindekiydi. Şu an gerçek resim var. Ayrıca e, Galatasaray'ınkisi de değişti. Hemen şöyle göstereyim. Dışı e, normal yukarıdan çekilmiş fotoğraf var bunda da. Öncekinde daha çok aşağıdan çekilmiş bir fotoğraf vardı evet. Böylesi daha güzel oldu. Yalnız şu peyzajı meyzajı bir halletmeleri lazım ya bu tabi stadyum bizim tam bitmiş o ol... bitmediği için yani bunlar hep eksik evet görüşmelere başlıyorum haydi bismillah altyapıdan oyuncu yetiştiririz hücum futbolu eyvallah 23 yaşından küçük zaten büyüğünü transfer etmişliğim yok maaş bütçesini aşmayız aç az takım oyuncular için en az 3 yıllık Şampiyonlar Ligi dişli bir takım. Abi bence şu an için Şampiyonlar Ligi'nde bayağı dişli bir rakibiz. Süper Lig şampiyonluğu yarışına girmek, Türkiye Kupası final, Süper Kupa'ya geç. Tamam. Tamam. 4 yıllık sözleşme önermiş. Peki şunu mümkün olduğunca aşağı çekeceğim. Şimdi diyeceksiniz hemen maaşı düşürdüğünüz zaman güvence azalıyor. Biliyorum farkındayım ama kendime de güveniyorum. Şu an FFP döneminde olduğumuz için gerçi seneye son sene olacak ama yine de boşu boşuna. O parayı harcayamadıktan sonra 3 milyon euro almanın benim gözümde çok bir manası yok. Yalnız başkan direkt bastı sözleşmeyi. Başkan da az mezarcı değil ha. Yeni sözleşme imzaladığım için mutluyum. Burayı gerçekten çok seviyorum. Sözleşme imzalarken tereddüt etmedim. Evet yeni başarılar kazandırabileceğimi umuyorum. Şimdi Alanya maçına geçelim. Bu arada oyuncuların arka plan resimleri paketini de güncelledim. Onu da göstereyim. Tonali. Bakın arka plan resmi yeni. Şimdi şey dedi. Bana background paketi artık devam etmeyecek dedi ama parça parça yine güncellemeleri geliyor. Yalnızca hepsini bir 9-10 GB'lik bir şekilde paylaşmıyor. Mesela Stadium Background paketi diye bir tane paylaştı. Oyuncu arka plan paketi diye paylaştı. Aslında yine aynı şeyin devamı gibi bir tek e, ismini herhalde devam ettirmiyorlar. Çünkü o, o paketi birkaç kişi birlikte yapıyorlardı. Orada bir sıkıntı oldu sanırım. Emin değilim ya o, o kadarını da sormadım tabii ki. Dolayısıyla aslında parça parça güncelleştirdiğin zaman yine ar arka plan paketi devam etmiş oluyor. Stadyum paketini güncelledim. Küçük stadyum resimleri paketini güncelledim. Evet kendinizi kanıtlayın diyorum. Bu maça az takımla çıkacağım. Sonraki iki maça rotasyonla çıkacağım. Ondan sonra zaten Tottenham maçı var. Daha azimli oynayın diyorum. Taç atışını kullanan Şener. Palacios. Verdi pasını Almada'ya. Almada. Güzel kesti diyecektim. Trinko'ya gider gibi oldu. Rakibe geldi. Tonali güzel sıyrıldı. Martin çevirirse tehlikeli çevirdi. Vignato ve harika bir gol. Evet dakika 2'de gol geldi. Takım uyumu arttıkça zorlu rakiplere karşı başarılar kazanıldıkça artık e, lig takımları ile arasındaki aradaki fark gitgide aşılmaya başlıyor. Çok rahat bir organizasyon, çok rahat bir gol. Görüyorsunuz, geçen seneyle bu sene arasındaki e, farkı herhalde çok rahatlıkla fark edebiliyorsunuzdur ki kadromuz bayağı da bir değişti aslında. Tonal'in gelişi orta sahaya bambaşka bir dinamizm kattı. Ocak ayında Palacios'un gelişi, Palacios ilk geldiğinde o kadar şey değildi ama Yavaş yavaş o da üzerine çok güzel koydu. E, Jerome geldi. iki tane stoper. Sağ bek değişti. Zeki'den kurtuldum. Şener. İçeri doğru kat etti Şener. Şener. Ah be Şener. Martin geldi sezon sonu. Ben şaka bak ilk sezonki kadro ikinci sezon arasında dağlar kadar fark var. Var mı vuran? Top şimdi Palacios'ta. Çevirdi. Tonali de kaldı. Tonali. Trinko. Trinko güzel kesti aslında ama. Burada kimsecikler yok. Martin. Bitmeseydi keşke ya. Şu güzel paslaştıkları zaman izlemesi keyifli oluyor. Biraz daha istekli bir oyun dedim. Bizim Şener yine dayanamadı. Bir sarı kart gördü. Ignato'dan baskı geldi ama Alex kolay sıyrıldı. Şimdi top Tonali'de. Tonali'den hatalı bir top. Yapma Tonali. 17 pasım var. Yapma Tonali. Bizi bitirdin Tonali. Şeytan tüy var bizim Tonali'de canım. Tam bitirdin diyorum. Bir şekilde bitmiyor. Biraz daha belki kontrollü hücuma geçebilirim. Kontrol ataklardan kurtulalım. Biraz daha da kanatlardan oynayabiliriz. Kendinizi beğenmiş bir tavır takınmayın diyorum ve ikinci araya girelim. Köşe vuruşunu kullanan Martin. İçeri doğru güzel kesti. Erling indirdi. Alma da vurdu ama rakipten geri döndü. Şimdi Alanya Spor kontrol atağı kalkıyor Yasin'le. Yasin sağ taraftan güzel geldi. Yorulmadı da. İçeri doğru kesti. Ayağının içiyle güzel bir vuruş. Stephen için kolay bir top. Stephen topu dikte, Oo, Vignato'ya adrese teslim bir pas. Trinco nefis paslaşmalar. Çevir. Vur artık Erling. Ah be. Stoperlere çarptı. Jerome kısa başladı Şener'le. Jerome. Tekrar Şener'i gördü. Şener uzun oynadı. Hatalı bir top. Salih Uçan. Tek toplar Alanya Spor'dan. Top Palacios'ta kaldı. Verdi top şimdi Vignato'ya. Vignato. Vignato. Şener'i gördü. Şener'den tekrar Vignato. Güzel pas. Örling'e yetişemedi. Örling aldı. Şener bir orta açarsa açtı. Vur ona. İşte 2-0. İşte bu kadar. 0 0. Muhteşem bir gol. Muhteşem bir vuruş. Kes içeri Şener. Güzel kesti canım. Ben size söylüyorum var ya profiline göre çok iyi performans gösteriyor Şener. Tam bir görev adamı. Evet. 2-0 olduğuna göre Sonali'yi çok fazla dinlendirmiyoruz ya. Gomez oynatasım var. Hatta ikisini de çıkarsam olur sanki. Enzonzi Gomez değişikliği mi yapsam? Şimdi üst üste iki maç oynayacaklar da. Gomez gelsin şöyle bir de bakalım duruma göre. Hemen şuraya ofansif oyun kurucu destek diyorum. Dakika 74 iki oyuncu daha değiştirme hakkım var. Birisi bek olsun. Ömer gel. Bir de Vignato'yu çıkartalım. Vignato'nun sakatlıkları olabiliyor. Servi tabi daha iyileşmedi. Trinko filan da yorgun ama Trinko genellikle sakatlık problemi yaşamayan bir oyuncu. O yüzden onu çok fazla çıkartmıyorum. Yine de maç temposunu düşüreceğim. Şener taç atışını kullandı. Emre. Top tekrar Şener'de. Şener. İçeri doğru kesti. Almada'ya. Jerome. Geri döndü. Stefan'a. Stefan. Tekrar Jerome'a. Kısa paslaşmalar Galatasaray'dan. Gomez. Ayağının dışıyla güzel bir pas Şener'e. Şey, oğlum görsen on numarayı. Ulan Şener. Fernandez. Salih Uçan. Aslında Alanya'nın kadrosu da fena değil. Palacios'tan nefis bir pas. Trinko çevirdi. Erling ah be Erling vurdurtmadılar sana. Şimdi Yasin'le bir e, hücum arayışı içerisinde. O, Perez'den nefis bir müdahale. Perez'den nefis bir müdahale. Artık taktiğe odaklanın diyorum. Evet, 2-0'lık net bir skor. Çocukları tebrik edelim. Şimdi bir 16-17 yaşındaki oyunculara bakalım bakalım ne varmış ne yokmuş. İlk önce Türk oyunculara bakacağım çünkü bir kaleci sıkıntımız var. Bu kaleci sıkıntımızı nasıl halledebiliriz bilmiyorum ama yerli oyuncuyla halledebilirsek efsane olur. bin. Geç bunu direkt kaleci olarak değil de şeylere bakalım. Atakan Yener. Gazişehir. 16 yaşında. Şöyle bir bakıyorum. Fırsatçı golcü. Bitiriciliği var. Takım oyunu. Pas yok. Teknik yok. Çalışkanlık, karar alma, kararlılık var. Yani pek umut vaat etmiyor açıkçası Şu, bak bu fena değilmiş Bedirhan Yalabık fiziği de fena değil bunun zihinsel de fena değil bitiriciliği de var şunu bir göndereyim Faruk Yağcı bunun da fena değil aslında fiziği ama zihinsel çok yok teknik de zayıf İlk kontrol var orta var aslında ama Aslında bu seni fena değil ya. Forvet var baya. Ferdi. Oo, Trabzon'dan baya stoper çıkıyor ya. Beyler. Markaj 12. Top 15. 10, 10, 10 19 Fiziği yani. Fizikseli ve zihinseli idare eder gibi ama bir bakayım. Daha 16 yaşında. Şu 15'ler önemli ya. 15 yaşında 56 bin değeri varsa bu bayağı iyidir diyecektim. Zaten kendisini direkt gösterdi. Kanat forvet diyor. Yani fiziği var, tekniği de var. Zihinselini geliştirir mi bilmiyoruz. Ah bir de imza attırabilsek. Galatasaray ikinci bir sabri vakasını daha kaldıramaz ama deneyeceğim. Halil İbrahim Arı. Fiziği çok iyi. Ama teknik ve zihinsel bilmiyorum. Geç. Bahattin fena değilmiş beyler ya. Fancy Fortasa. Trabzon'dan baya bir şeyler çıkıyor. İyi güncellemişler 2020'de. Ne kadar sakatlık? İki gün. İyi. İyiydi de oğlum bu birlik nakli atmış ya ben. Ben de diyorum Trabzon Trabzon. Şey gördüm ya. Bordayı gördüm ya. Direkt aklım Trabzon'a gitti. Şu Bahattin'e bir bakayım bakalım. Yavuz Uğurlu. Geç. Furkan Pek Şöyle bak ha. Ben de diyorum bunların mevkilerini niye rahat rahat göremiyorum ben. Stoper. Top kapma 11 markaj 9 kafa 10. Yani Fiziği zayıf. Fiziği zayıf. Bülent Ülgün. Ofansif oyun kurucu. Bak bu da fena değilmiş aslında. Beşiktaş'tan almak kolay değildir ama bir bakalım. Ercan Kaygusuz geç. Mustafa Erkan Bingöl geç. Ergün Kaya geç. Süleyman Arıkan. Hiç kaleci çıkmamış ya. Bir tane var Önder Kamak diye. Reflex 9. Bundan sonrası da artık herhalde çok fazla hayır getirmez. Şeylere bakacağım bir. 15 yaşlara bakacağım. Gökhan Öztürk. Bitiriciliği fena değildi. Buna baktık. Deniz Aktaş. Pas 7. Veysel birinci geç. Ufu geç. Ender Kılıç geç. Çetin Kalkan geç. Kaan Yiğit geç. Mehmet Korkmaz geç. Alper Demir'i geç Yok bu kadar O zaman bir de dünyaya bakalım Şu türkü bir kaldır Önce bir 16 diyelim Aynen 16-14 yaş arası kim varsa Dozi Oo. Millet neler yetiştiriyor ya Şunun fiziğine zihinseline bak Şöyle bir girip bakayım. Şu ekrandan biraz daha iyi gibi. Tekniği zayıf ama zihinsel, fiziksel bayağı iyi. Tekniğini de geliştirebilir. Tottenham'dan, Mottenham'dan oyuncu alınmaz. Ne kadar isteyecek buna? Oha! Zaten 7.75 değeri varmış. Tövbeler olsun. 6.75 diyor. Uf, bu da bayağı iyiymiş ya. İtiricilik ilk kontrol top sürme 14. Aha kaleci. Refleks 14. Mark. Utkucan şuna bir bak bakayım. Ne kadar? 94 milyon dedi. 94 milyon dedi beni bitirdi. Ryan Morris. o kafa 16. Markojon 2 top kapma 14. Hadi be. Arsenal'dan çıkmış. 164. Olur. Merakımdan bakıyorum ha alabileceğimden değil de. Bu da hiç fena değil. Ya millet var ya cayır cayır çıkartıyor. Millet cayır cayır çıkartıyor. Bizim de şöyle bir tesislerimiz gelişsin de. Bizden de inşallah böyle bir şeyler çıkacak. Şu an bizim altyapı sorumlusu efsane oldu. Ben size söyleyeyim mi? Her sene 4 yıldız net 5 yıldızlık oyuncu çıkmasının en büyük sebebi bizim altyapı sorumlumuz. Çocuk o adam baya iyi oldu bize. Bir de şimdi biraz tesisleri hallederiz. Ee, Seni son senesi FFP'nin. Ondan sonra da 19 yaş altı antrenörlerini yavaş yavaş ayarlamaya başlarız. Ondan sonra işte böyle oyuncular çıkabilir, bilmiyorum. 11, 10, 7, 12 diyor. Sabeke ihtiyacım var şuna bir bakayım. Asıl neye bakmak lazım biliyor musunuz? Serbest kalması maddesi olup olmamı olmadığına. En fazla 20 milyon euro diyelim Fena değilmiş ya bitiriciliği Tabi forvet için kötü ama 16.250 Kanat oyuncusu var. Bak bu da fena değilmiş ya. Sola. Şu an tabi bizde para olmadığı için Kemal Sunal gibi cama ekmek banıyoruz. Yapabileceğimiz bir şey yok. İyi daha fazlasına da bakmanın alemi yok. Şöyle bir göz gezdirmiş olduk en azından ne var ne yok diye. Atalay iyi oynadı. Ne yaptın Atalay? Güzel. 5 milyon euro yapmış değerini. Hadi bakalım. Şu Atalay'ı 7'ye 8'e ittirebilirsek. Yunus'u da 3'e filan ittirebilsek. Birkaç tane de bedavaya alıp satsak. Kaleci parası çıkar. Tonali iyi yönde kat ediyor yani. Tonali'nin kat ettiğini başka kimse kat edemedi zaten. Aslanım benim. Hala da durmuyor var ya. Öyle bir çocuk. Nazar değmez inşallah. Bir kurşun murşun döktürmek lazım. Recep Burak 2 gol atmış. Oo Recep de bayağı iyi gelişiyor. O teknikle tabi ne kadar gelişsiz yine olmaz da. Burak'tan bir şeyler olabilir mi acaba? 425 1 milyon euroya satarım. Mehmet golünü atmış aslanım benim. 1820 Mehmet'in direkt pas çalışması lazım. Mehmet ne çalıştırıyorum ben sana? Pas. Senin direkt pas çalışman lazım. Çünkü 10 pasla ofansif orta saha olunmaz. Mehmet. Haberin olsun. Hadi bitiriciliğin bitiriciliğin olsa gizli forvet olsan 13-14 kurtarır diyeceğim ama bizim orta sahalarımız bile 17-17. Mustafa durgun bir maç sergiledi. Hafif gelişiyor. Mustafa hiç para etmiyorsun ya. 2-3 milyon euro da Mustafa etse var ya. Çok güzel olacaktı. Müfit durgun bir maç geçirdi. Müfitten artık yavaş yavaş umudu kesiyorum ben. Müfiti var ya Balotelli bitirdi. Geldi 6 ayda çocuğu bozdu gitti. Giderken de sen olduğun sürece bir daha da gelmem dedi ya. Üzdün. Hadi bakalım. Yüzüncü maçımızı oynayacağız. Tabii ki Kupa maçı olduğu için ben oynamayacağım. Şöyle bir tavsiyelere bakıyorum. Trinco'nun da o Trinco yine bir patlama yapmış. Ama artık 4 yıldız net, 5 yıldız değil, 4 yıldız diyor. Trinco potansiyelini tamamladı. Bir de yaparsa ortasını 14 yapar herhalde. Ama yine de 21 yaşında tam olarak durmaz bence ya. Yine biraz zihinselini falan gel geliştirir. Fiziksel muhtemelen buralarda belki şu 13'ler 14 olur. Şu 13 4, 13'ler 14 olsa yeter. Vignato ne yapıyorsun? Vignato da çok güzel patladı. İnşallah onun da bitiriciliği 14 olur da. iki tane şöyle 14 bitiricili olan oyuncumuz olur. Kanatlar bile düşünün 14 bitiricilikli. Tonali zaten akıyor. Devam. Hemen şuraya bir rotasyon kadrosunu seçiyorum. Gelecek sezonun planlamasını yapmaya artık yavaş yavaş başlıyoruz. Tabii ki konularımız belli. Bir Gomez alacağız. Çünkü Gomez'i ne ne yani ne pahasına olursa olsun bence almak lazım. Çünkü Gomez'i yeterince geliştirebilirsek 40 milyon euro ile 60 milyon euro arası en az. Soğukkanlılık 16 olmuş. Bu kısım güncellemeden sonra geldi gitti ya en son bir oyuna güncelleme geldi ya Ondan dolayı herhalde yeni bir şey geldiği zaman e, Temanın yeni bir versiyon çıktığı zaman düzelir diye tahmin ediyorum İlk kontrolün altı köşe vuruşu, 16 pasın 15 yapmış Belki 16 yapar pasında serbest vuruş 16 teknik 17 Top sürme 16 Şu an Maç içinde yeteri kadar etkin değil yani alıyorum ama mesela Palacios 1-2 maç öncesinde çok güzel şeyler yapmış. Çok güzel paslar vermişti. Ta takım savunmasında zaman zaman Palacios'u görüyorum. Vallahi korktum. Yemin ediyorum korktum ya. Gün geç tuşuna basamaz hale geldim. Ne yapacağız biliyor musunuz? Servi yok. Memito gel buraya. Stoperim de mi yok benim? Mert cezalı. Burak kanada koy hadi en kanada koyayım En azından pasıması var Sinan sakat Sinan bir işe yarasan zaten şaşacağım. Şöyle bir gidiyorum Bir türlü sakatlıklardan kurtulamadık ya Keşke Şener'i oynatmasaydım Ama başka çarem yok Evet 3-1 Güzel bir skor. Toplamda 5-4. Yine de biraz zorlandık gibi gözüküyor. Cenk harika bir maç çıkardı. Hızlı bir şekilde ilerliyoruz. Şimdi Hakimi'yi dinlendirmem lazım ki maça yetişsin. Hakimi neredesin? Şu an bir sıkıntısı kalmadı gibi hakimin. İyi. Perez sevindirici bir gelişim gösteriyor. Pozisyonun alma 16. Ön sezi 16. Konsantrasyon 17 olmuş. Şu kararlılığını tekrar 16 yapabilsen efsane olacak. Bravo Perez. Futbolu ileride önemli bir şekilde geliştirebilir. Hala önü çok açık. Ya adam sakattı bak beni ayar etme çocuk. İyi sakat sakat oynatırım ben de yapacak bir şey yok. Çıksın oynasın ne yapayım. Ben de oyuncuyu korumak için oynatmıyorum Böyle olacağını bilseydim. Galatasaray ve Sivasspor için kader anı. Bizim için niye kader anı? galatasaray Sivasspor maçından 3 puanla ayrılıp diğer maçlarda da istediği gibi tamamlarsa Süper Lig şampiyonluğuna uzanabilir. Kazanırsak yine 10 puan oluyor. Kaç maç kaldı? Evet, Sivas Spor ve Kayseri maçını kazanırsak şampiyonuz. Fatih Terim, Cenk Övdü, Hoca gel. Toplantı yapmayacağım. Toplantılar yüzde doksan şey oluyor. Ters yapıyor. Bireysel antrenman bir işe yaramıyor diyor. Tonali ben sana ne çalıştırayım ki? Bir tek defansif pozisyon alman zayıfladı Tonali. Yani 13. 10 14 yapsan yeter zaten fazlası da zarar. Seni böyle devam ettireceğim Tonali. Martin Gücü biraz artma, iyi artmaya başladıysa sıkıntı yok. Markajı da biraz artacak. Acaba bunlar birbiriyle ne kadar bağlantılı? Biraz çevikliğine mi çalıştırsam acaba? Hadi biraz çeviklik çalıştırayım. Cenk'i geç. Erling senin derdin ne aslanım? Hücum organizasyonlarını biraz çalıştırabilirim. Ya da topsuz şey. Üçüncü bölge. Valla hepsi iyi zaten ya. Sana da biraz hafif çeviklik çalıştırabilirim ama sen biraz pasını filan geliştirsen güzel olacaktı ya. Pas teknik, pas teknik, vizyon, top kontrol, ilk kontrol, top sürme teknik. Bence top kontrolü çalıştırayım. Biraz top sürmesi 11 çok düşük ya. Bu saatten sonra çok fazla gelişeceğini zannetmiyorum ama. Valla Mehmet. Senin daha pasın 10 birader. Hadi gelişmiyorsa önce bir hücum organizasyonları deneyelim. Ondan sonra değiştiririz. Şimdi bu maç ne maçı? Sivaspor. Bu maça da rotasyonla çıkacağım. Sinan çık. Şener çık. Ömer buradasın. Şaka maka kanat oyuncumuz yok bizim öyle mi? Emre'yi sağ atacağım. Şey Gomez ofansif orta ya. Ha, kurtarır. Perez gel. Gerçi aslında şey Hakimi döndü galiba. Hakimi de 92'de. İki gün vereyim de ne olur ne olmaz. Palacios Tonali 99'da. Vignato 98'de, Almada 98'de, Erling 98'de, Jerome, Martin, Ve son olarak Şener alayım. Şöyle gidiyoruz. Bakalım kazanabilecek miyiz? Enzonzi'yi eleştiriyorum. Vignato'yu övelim. Bir daha şöyle bir bakayım. Maşallah var. Almada. Almada, Almada da bitiriciliğin 13 yapmış. Şunu bir 14 yapsam vizyon 18 olmuş. Aslanım benim. İlk kontrolünü 16 yapsan yeter. Evet antrenmanlarımızı da çalışalım. İlk maç kendi evimizde. Yine maç taktiği yapalım şuraya. Mehmet Burak. Burak'ı sola aldım apo'yu sola attım. Devam. Hadi bakalım. Şampiyonluk yolunda çok önemli bir maç. Artık bu saatten sonra Türkiye liginden kurtulabilirsek çok güzel olur. Mustafa iyi bir performans ortaya koymuş, güzel. O gün ne yapıyorsun? Sakin bir oyun geçirmiş. Kendince gelişiyor ama hiçbir zaman iyi para edeceğini zannetmiyorum. Müfit'ten bir cacık olmayacak. Müfit istediğimiz patlamayı bir türlü yapmadı Müfit. Yalnız aynı hatayı Mustafa'da yapmayacağım. Mustafa'yı direkt kiralayacağım. Bir an önce gitsinler. Erencan. Yani şey diye düşünüyordum. Forvetler böyle bir 19 yaş altında... İyice gol attığı zaman daha hızlı gelişir diye düşünüyorum. Bazı oyuncularda işe yarıyor. Geçen sene bazı oyuncularda işe yaradı ama bazılarında da olmuyor. Müfit'in daha çok bence karakter probleminden dolayı gelişmedi de. 10, 11, 11. En az 13, 13, 13 olur diye tahmin ediyorum. 18, 19 arası. Bir. Evet servi 45 dakika diyor ama yapacak bir şey yok. Yani kendi menajeri kaşındı. Beni ilgilendirmez. Zaten artık sezonda bitti. Geri çağıracaksa çağırsın. Çok umrunda değil. Ya yani şuraya bir trinko alsam güzel olacak. Perez yerine trinko yapalım da. Sakatlanırsa oyuncusuz kalmayız. Kendinizi kanıtlayın diyorum. Biraz pozitif hücum diyorum. Şöyle bir başlayalım. Şimdi köşe vuruşunu kullanıyor Gomez. İçeri doğru kesti Cenk. Top dışarı çıktı. Taç atışını kullanan Uğur. Aha Burger. King. Göme, Gömez. Gömez. Gömez içeri attı. Cenk. Top dışarı çıktı. Gomez yalnız orada çok güzel bir kontrol atak başlangıcı yaptı. Şimdi Gomez köşe vuruşunu kullandı. Emre! Ah be! Yo yo Gomez bir sene daha oynarsa bir maestro kimliğine bürünecek diye tahmin ediyorum. Yavaş yavaş ağırlığını koymaya başladı. Biraz daha kenarlardan dedim. Tamam. Belki biraz hücum ağırlıklı diyebilirim ama çok aceleci olmak istemiyorum. Biraz daha dikine dedi. Evet çizgi inmeden ortalar. Çizgi inmeden ortalara döneceğiz. Şimdi de kısa pas diyor. Evet kilidi bir türlü açamadık. Bir değişiklik yapmak lazım ama. Acaba çözüm ne olabilir? Şöyle yapabiliriz belki. Cenk'i Çalışkan forvet diyelim Erling bir yarım saat gelsin oynasın Bir de şuraya Vignato'yu alacağım Çizgi inmeden ortalar yap Kaleye gördüğünde şut çek dedim İnilecek miyiz acaba Atalay Atalay seni satacağım aslanım. Takımın şampiyonluğunu sattın. Şimdi taç atışını kullanan Ömer Gomez. Verdi pasını Ömer'e. Ömer. E. Ömer Enzonzi'yi gördü. Enzonzi'den Hasan Ali'ye güzel pas. Ulan Hasan. Şimdi barışta top. Kontrol imkanı Sivas Spor'da ama sağda hediye etti topu. Hasan Ali. Enzonzi. Uzaktan güzel bir top. Vignato'ya. Uuuu. Hacı. Şarjdan offside'dan çıktı. Hacı. Çok sevdik. Düştü. Hacı. 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 Nasıl anlatalım bu golü şimdi size? Nasıl anlatılabilir? Böyle bir gol yok. Böyle bir vuruş yok. Buna füze mi demek lazım? Ne demek gerekiyor? Ama Hacı dedik her şeyin özeti. Hacı bakın şu Hacı'ya bakın. Şu vuruşa bakın. Enfes bu enfes başka ne diyebiliriz? İki sefer Hacı ayağa kalktık seni alkışlıyoruz bugün de. Hacı ustasın sen usta. Şimdi bir değişiklik hakkımız daha var. Oraya da kimi alalım? Aslında direkt e, şey dönmek istiyorum ama Palacios alabilirim bir de. Şöyle bir bakıyorum kim olabilir diye. Hakimi maç eksiği var ama riske etmeyeceğim. Alma da geçen maçlarda çok oynamadı sanki. Ama kendi evimizdeki maçta oynatırız. Bence Enzonzi'yi çıkartayım ya. Enzonzi'yi çıkartayım çünkü Enzonzi'yi oynatabiliriz. 4-1-2-3 oynamamız gerekebilir. Gomez köşe vuruşunu kullandı. Erling ve 2-0. Erling ve 2-0. İşte bu kadar. Galatasaray düğümü 65'ten sonra çözdü. Rölanti alıyorum. İyice artık tempoyu düşürüyorum. Daha disiplinli bir oyun. Kademeye dön, dağılımı koru, tempoyu düşür, elle kısa oyna, topu beklere gönder. Taktiğe odaklanın diyorum. Şimdi Vignato'da da top. Vignato. İçeri doğru kat etti. Vignato. Top kalecide kaldı. Taç atışını kullanan Uğur. Schaefer. Atalay. Atalay açıdar kalecinin önüne doğru. Kötü bir vuruş. Olsun Atalay. Değerin 5.5-6 milyon euro olsun. Sezon sonu seni satacağım. Serdar topu eliyle dokunlu Artık son 4 dakika. Sadık. Yanlış yükseldi. Stefan uzun oynadı. Top Vignato'da kaldı. Güzel pas. Nefis bir pas Erling'e doğru. Erling açı dar atabilirse. Şimdi Uğur topu kontrol etti. Ve Sivas spor maçı sona eriyor. Galatasaray 2-0'lık net bir galibiyet aldı. Şuradan stadyumun içi gözüküyor. Gayet güzel olmuş. Yeni resmi sevdim. Aferin beyler iyi bir galibiyet aldınız. Bunun dışında birkaç editör dosyası daha ekledim. Onu da size söyleyeyim. Bir tanesi oyuncu ödülleriyle ilgili. Bir tanesi daha gerçekçi hava durumu ile ilgili bir tanesi de bir tanesi daha vardı onu bir tanesi de derbilerle ilgili ama onu yeni kariyerde herhalde ortaya çıkacak. Öyle söylüyordu. Şu anki kariyerde bir etkisi yok. Yeni kariyer açmak lazım. Ona da bir bakarsınız. Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde oynayacak. Bu arada ben şey demiştim. Şurada şey vardı. UEFA Federasyon Kupası. O Federasyon Kupası şeyin hatası değilmiş. License Fix paketinin hatası değilmiş. Bu UEFA tarafından yeni düzenlenmiş ve ilk defa 2021 yılında başlayacak. 2021 2000, 2022 2023 galiba 2021'de başlayacakmış. Bunu da böylelikle belirtmiş olan tabii biz ben hiç duymadım bile. Daha çünkü ee, Başlamasını bir sene daha olduğu için, bir iki sene daha olduğu için onu da öylece bilgide, bilgilendirmiş olayım. Şampiyonlar Ligi'ni garantiledik. Transfer bütçemiz her zamanki gibi sıfır. Tamam. Vignato göz doldurdu. Bravo Vignato. Çok güzel gelişiyorsun. Atalay iyi bir performans ortaya koydu bize karşı. O liderliği gelişiyor güzel. Aslında filan da 15 yaptı. ilk kontrolü de 15 yaptı. Hiç fena olmadı. Vizyonu da 15. Aslında bir 10 milyon euro. Birkaç sene daha oynasa var ya. 10 milyon euro eder de. Çok da güzel bir rotasyon oyuncusu olur. Ama paraya ihtiyacımız var. Aslında şeyi düşünebilirim. İlk önce oyuncu alıp satıp para kalırsa diye düşünebilirim. Hani para kalırsa Atalay'ı satayım diye bir mantık yürütebilirim ama 1 Temmuz'a kadar Gomez'in parasını almam lazım, vermem lazım. Çünkü 1 Temmuz'da sözleşme bitecek. O yüzden Atalay'ı mecbur satacağız galiba. Hayırlısı olsun ya. Altyapıdan bir şeyler çıkıyor yine, sıkıntı yok. Giresunspor 1. lige düştü. Evet. Emre Akbaba'dan yine kötü bir performans. Hiçbir şekilde maç içinde göremiyoruz Emre'yi. Sakatlıktan sonra bir daha herhalde üzerine koyamayacak gibi gözüküyor. Kötü oldu. Yani Galatasaray'da hep topu 4-5 maça çıkıp ağır bir sakatlık geçirmesi olmadı tabi. Bunlar işte futbolun acımasız yanları. Futbolun içinde var. O yüzden zaten futbolcular bu kadar çok yüksek maaşlar kazanıyorlar. Çünkü yarının belli değil. İhsan İlengöz Göz iyi bir performans sergiledi. Oo İhsan tekniğini 17 yapmış. Hadi bakalım. Bedirhan'dan istediğimiz bir oyuncu çıkmayacak gibi gözüküyor. Aslında profilde fena değildi ama. Ferdi. Ferdi'den ne bir cacık yok. Ferdi'yi de geç. Oo beyler. Sabri. Yalnız bunu alırsam Sabri. Ablan Galatasaraylı bebeğimi koyarım onu size söyleyeyim. Başka türlü oynayamam çünkü. Ya 28 ne ya? Seni ben bir aklına bir kanına gireyim de. Sabri'yi listeme aldım beyler. Morris. Bunu zaten 4 yıldız net 5 yıldız oldu. Profilinden anlaşılıyor da. 5.5 Nasıl bir etnik kökene sahip çok merak ediyorum. Kopgen günahlarından bir aslanım. Evet Tottenham raporu geldi. 4-1-4-1 ile 5 gol fırsatı diyor. Valla ben kendi evimde yine şeyde olduğu gibi 4-2-3-1. Gerçi Arsenal maçında yine 4-1-2-3 ile başladım ama herhalde bu sefer 4-2-3-1 ile başlayacağım. 4-2-3-1 temkinli oynayacağım ama. Ya bunlar Harry sattılar mı acaba? İnşallah öyle bir aptallık yapmışlardır. Vallahi kilit oyuncu delale diyor. Bela Herikeyn gitmiş. Allah. Haydi bakalım. Vallahi gitmiş. 119 milyon euro City'ye gitmiş. Oh be. Ve City'den de kurtulduk. Bu neymiş böyle ya? Bitiricilik 19, pas 16, penaltı 20, teknik 16, uzaktan şut 16, 16, 18, 19, 17, 17, 16, 16, 16. Vay be. Okurken yoruldum. Vallahi çok güzel olmuş. Şu an biraz daha kendime güvenim geldi. Beyler biz bu Tottenham'ı yenebiliriz. Tek istediğim bir şey var. Şu iki gün içinde herhangi bir sakatlık olmasın bana yeter. Daha çok sağ kanattan gelmişler. Trinko'ya özellikle bir daha sıkı markaj yap diyebilirim. Wow, bu iyi bir e, antrenör ama şu an kontenjanım yok. Başkan da herhalde FFP bitene kadar başka kontenjan vermeyecek derken. Bakayım. İki tane de antrenör şey mi var şimdi benim? Allah Allah başkan vermemişti. Vallahi başkanın fikri değişmiş. Ne lazım şimdi bana beyler? Topla oynama teknik. Yükümüz ağır. Ben bir topla oynama tekniğe bir bakayım. Pardon tática. Hadi be çıkmadı. Gel aslanım. Seni ben başkasına yar edemem. Şuradan rolüne bakma vardı ya. Bu tema paketinde yok mu yoksa? Taktik ve zihinsel olması lazım. Şuradan bir daha bakayım. Aynen taktik ve zihinsel. Tam zamanında gördüm var ya. Hemen şuraya bir müdahale ediyorum. 5 yıllık. Ne kadar teklif ettiler acaba? Gel ben sana 3, 3 300 vereyim. Biraz daha fazla verse miydim acaba? 350 vereyim mi? Marsilya'nın bir teklifini görebilsem. Hadi 360 vereyim. Evet. Arda maçı kazanabiliriz diyor. Palacios ve Alma da yorumlardan memnun. Vignato haftanın golünü atmış. Hemen tebrik edelim. Efsaneydi o gol canım. Sadık Haftan'ın takımına girmiş. Evet burada bırakıyorum. Bir tane daha kontenjanım olduğuna göre bir tane daha antrenör bakabilirim. 4 yıldızlıkları dört buçuk yapabilirim. Mesela toplu oynama teknik var ama toplu oynama tekniğe dokunmayacağım. Çünkü oraya bir Arda. Arda herhalde 4.5 yıldız olacak beyler. Arda 4.5 yıldız olacak. Savunma teknik olabilir. Evet ortalama olanları hafife indirgeyebiliriz. Hmm, bir tane geldi Yalnız altyapı sorumlusu diyor antrenör ı -ı, Olmaz Zaten dört buçuk olacağından da Şüpheliyim Başka da şimdilik yok herhalde ya Diğerleri şunu mesela şey yapıp Gerçi yine hafif diyor Şunu şöyle bırakayım da daha sonradan kondisyonu ağır derse bir tane kondisyoner alayım olmazsa. Ama şu an ihtiyacımız belli. Toplu oynama. Başka nelere baktık? Şeylere bir bakmamız lazım. 6 aylık kalanlara gerçi daha çok şey değişir de. Onun için sezonun bitmesini beklesek iyi olabilir. Transfer listesinde kayda değer bir şey var mı? Şöyle alsat yapsak. Musa hala transfer listesinde. Güzel haber. Çocuk da aslında fena stoper değil. Tam bir var ya ayı bu an. Gece görsen çocuğunu düşürürsün. Öyle. Öyle bir ayı bu an. Geç geç geç. 25 yaşında. Mahmut Dahut. Ben bunu niye eklemişim ki listeme? Bıyığına kurban oldum. Tam bir Fransız bıyığı ha. Maaşı da 4.18 diyor birader. 4.18'lik bir şey yok burada. Bunu çıkartıyorum ben. Gomez Gomez'in yanında çöp kalır yani. Alexis Sanchez geç. Isaac'i geç. 24 yaşında bir tane çocuk var şurada. Geç. Bu sondayı biliyoruz. O değil de sen kaleciden haber ver ya. Şu Thiago fena bir orta saha değil. Buna da çok potansiyelliydi dediler ama. Yine de top kapma 15. Markaj 15. Pas 14. Gayet iyi. Evet, tonali varken ihtiyacımız yok. Hemen şuradan kaleci deyip bir daha aratıyorum. Aynı Emiliano Martinez var. İki buçuk. Bu Martinez şeyden iyi galiba ya. Bizim kaleciden. Bire 1i işte biraz. Ani çıkış birebir ve bölge hakimiyetinde. Zek daha iyi. geç. Egzantrikliği geç. Elle kontrol bir tık yüksek. Elle oyun başlatmayı geç. Hava toplarında 2 tık yüksek. Pas 2 tık. Refleks arada bir fark var. Kararlılık, konsantrasyon, ön sezi. Özel yetenek bir tık fazla. Ama orada da çalışkanlık karar Hemen hemen aynılar ya. Hemen hemen aynılar. Gözle görülür bir fark yaratacağını zannetmiyorum. bire bire Bir de yumruklama eğilimi dışında düzgün bir özelliği 16 olsa olabilirdi. Evet burada da çok fazla bir şey yok şimdilik. Son olarak bir altı aylığa da bir bakayım. Kimler olabilir diye. Bunların bir kere maaşı filan alsat yapılacak seviyede değil. Mesela 2 milyon euro maaşı var. Belki olabilir. 2,5 milyon değeri var. Maksimovic. Olabilir. iyi bir fiyata satılabilir. Ribamar. Hadi ya. 23 yaşında. Şuna bir bakayım bakayım. Sergio Ramos. 26 milyon euro. Luka Modric 17 milyon euro. Benteke al sat olabilir ama 6 Bunlar serbest kalırsa belki bayağı düşebilirler. Personel özelliklerine bakayım. Senden futbol direktörü olmaz be koçum. Savunma 13, zihinsel 14. Ulusal A lisans. Arda kadar yetenekli değil canım. Yine de bir şeyler olabilir. Fena antrenör olmaz ha savunma taktik. Ama savunma zinsel iyi. Zinsel ile savunmanın birlikte olduğu yok. Taktik yok. Var 11. Teknik 2. Hı -hı. Bundan olmaz. Acaba bir de şeylere mi baksak ya? Emekliliğe gelmiş olanlara mı baksak? Dur bakayım. emekli olacak. Falkitom. Bakayım Falka. Şeyler için yavaş yavaş. 19 yaş altı için yavaş yavaş toplayalım. Ulusal A. Hücumun iki, zihinsel 15. Oğlum adam zaten bir maça çıktı. Nereden buldun formasını? Bulmuşlar bir de arka plan paketi yapmışlar helal olsun Yalnız yüzdeki Falcao gibi değil yüz Geç Moreno Bunlar değil biraz daha bilindik oyunculara bakayım ya baksana burada bir şey yok Mascherano var mesela Birinci sınıf bir oyuncuydu. Yıllarca şeyde oynadı. Pasionada. Ooo maskelenme. Ama ulusal c ediyor. Zihinsel tamam. Yalnız bu teknikten bir şeyler çıkar mı emin değilim. Sanmıyorum. Arda hakikaten iyiymiş ya. Öyle böyle değil. Zaten gördüğümde bir terslik olduğunu anlamıştım gerçek olamayacak kadar güzel gözüküyordu. Geç. Miranda fena değildi. Geç. Bu çocuk iyiydi. Geç. Wilfred Boni fena bir oyuncu değildi. Ona bir bakayım. Fena değil mi ki bir sanki ya? Ulusal lisans almış ama. Belki olabilir. Thiago Silva'ya bakıyorum hemen. Bu bizim Thiago. Aynen. Bundan güzel bir şeyler olması lazım ya bak c olsa güzel olurdu da savunma taktik olabilir aslında biliyor musunuz yani disiplin ve motivasyon biraz zayıf emin değilim. Tiago hakkında yorumlarınızı bekliyorum. Olur diyenleriniz varsa dikkate alabilirim. Victor Vasquez. Hadi bir bakayım. İsmi güzelmiş. Geç. Raul Albiol iyi bir stoperdi. Yıllarca Real Madrid'de oynadı. Oynamasaymış daha iyiymiş. Ulusal, ulusal C diyor. Aslında zihinsel hazır da teknik o kadar kolay gelişmiyor o zaman. Ben öyle geçen sene birkaç tane 19-20 olan zihinselini de topladım. Cık, olmadı. Gabi Hünteler Huntelerden bir şeyler çıkması lazım. Teknik 6. Hücum 5. Aslında biraz şöyle hücumu tekniği düzgün olsa var ya altyapı için ideal olurdu. Tüh. Pozes olsa. Gel bakayım Sosa. Gelme Sosa. Hoppa! Hoppa! Buffett'in bir Gomis. Haydi Bismillah. Güldür yüzümüzü Gomis. Ulusal B lisans. Gücüm teknik bir ya. Zinseli var. Eyvallah da. Hücum taktik de olmaz. Teknik de olmaz. Buffett'in büzdün. Deung, Galatasaray'da oynamışlığı var. Yersen. Teknik yok teknik. zihinsel var da. Hatem Ben Arfa. Gel Ben Arfa. Senden bir şeyler olur gibi. Gözlemci diyor ya. Oğlum senden gözlemci mi? Senden hiçbir şey olmaz Ben Arfa. Bolculuğunda da bir şey olmadı. klişe Oo. Fabio'yu geç. Kablo geç. Şey Ah Emre. Emre. Aa. E Emre sen personel olmayacak mısın? Yalnız var ya 112 milli maç bak Emre'den de bir cecik olabilir. Şunu bir listeye ekliyorum. futbolu bırakacak bırakmasına da. Personel olmaması yüzdü ya. Jose Calleon. Geç. Burada bir Buffon Reis'i gördüm. Haydi Buffon Reis. 176 milli maç. Zinseli 20 20 20 olması lazım. Allah. 8 8 9. Cık, cık. Şunu yaparken utanmadınız mı ya? Adam 43 yaşına kadar oynadı. 13 28. Tamam, şuna lafım yok. Ama ulusal Ağa lisansı. Buna da lafım var. Ya adam komple tecrübe kokuyor diyorum size. Olmaz ki. Aha bizim Mariano. Yakarsa bu dünyayı garipler yakar. Mariano ne yapıyorsun koçum? Ah. Aslında zihinsel hiç fena değil biliyor musun? motivasyon hallederdik biz. Biraz teknik olsa. Teknik zihinsel 6-4. Acaba olur mu ya? Ne diyorsunuz? Mariano konusunda da bir görüş bekliyorum. Mariano da olabilir. Juanfran. Yani fena bir bek değildi. Belki çıkar. C16 16 4 diye haydi bismillah. Savunma taktik belki olabilir. 5 6 Puan falan aklımızda bulunsun. Ruhal Garcia da iyiydi canım. Geç. Bu Adriano hangi Adriano? Bir bakalım. Disiplin 19. Savunma 6 taktik 9. Motivasyon 5. Belki. Santikazor'la. zorla, Haydi Cazorla. Ulusal ve hücum 10. Teknik 9. Bak bundan olabilir. Beyler bundan olabilir. Yaya 1117 geç. Koca oyunda Arda Turan gibi ikinci bir profil bulamadım iyi mi? B, e. teknik hiç yok. Biraz teknik olsa. Gel baba, bir iki gün kulüpte bulundun, kulübün havasını aldın ya yeter. Geç. Samir Nasri. Valla geçmişi iyi iade ettik ha. Muntari. Vay be Martin Zobefe mi? CM 2003'te alın. Efsane oyuncu. Bak ulusal be. Bilmiyorum ki. Hücum 7 tek, taktik 5 teknik 5. 13-13-8 Geç. Martins OBF mi? Bunu da geç. Rivaldo. Oğlum Rivaldo bıraktı lan. Abartmayın artık. Garay. Yok ya hala büyük ölçüde şans işi. En azından bir bu fondan bir şeyler olması lazımdı. Tamam merkezden olsun demiyorum da. En azından bir bu fondan olsaydı ya. Wayne Rooney. Ya şundan olsun bari ya. Koskoca Wayne Rooney. Uluslararası A'ya gelmiş. Geç Rune. Yardı Turan değilsin. Zabeleta. Ulusal A'ya gelmiş. Geç. Fabianski. Fabianski. Artık daha fazla da aşağıya insan mı bilmiyorum. Geri var. Resmen futbol dünyasında bir dönem kapanıyor ya. Herkes gitti. Matteo Brighi. Abi parma parma varsa bizim biri gibi bu. Parma varsa derken kira nereden ki kira, Juventus'tan kiralamıştım. Aynen Juventus. 2003 2004 Juventus'ta. Parma kariyerimde efsane. Sürekli dağlara taşlara şut çekiyor ama profili çok güzel. Ricky Alvarez. Bundan da süper yıldız olacak dediler. Bir cecik olmadı. Aha Felipe Melo. Aslanım benim. Haydi Melo. Niyet ettim Allah rızası için güzel bir profil çekmeye. Savunma taktik. Kurtarır mı acaba? Yani C, C'de o, ulusal C olsaydı belki. Pek olurmuş gibi gelmedi. Eşli yank var. Eşli yangın fena değilmiş ama ulusal ağaya gelmiş. Buradan ne kadar gider emin değilim. Nereye kadar gider emin değilim. Martin Skerten. Mario Gomez var. Geç. Burak Yılmaz. Ekibi topluyorum beyler ufak ufak. Ulusal A lisans. Vallahi var ya Burak'tan da olur ha. Vallahi Burak'tan da olur. Ulusal A. CBA. Çıkar mı acaba bir şey? Gençlerle çalışma bir. Ulan bırak. Ne diyorsunuz? Ama hücum var, zihinsel var. Hücumla zihinsel hücum taktik veya teknik olacak. On olabilir. Hücum teknik olabilir belki. Sanmıyorum. Pablo Ledezma geç. Şuna bakayım. Valbuena seversiniz. yok beyler bunun yani kariyerle mariyerle çok fazla bilgisi yok yine her zamanki gibi personellik meselesi biraz şans meselesi belki Adebayor'dan bir şey çıkabilir en azından hani şeye baktım milli takımda çok fazla oynamış uluslararası oyuncular bir seviyeden başlar mı diye ama yani bu fon bile istediğimiz seviyede değilse Hangisi istediğimiz seviyeye çıkar ben de bilmiyorum. Ama bir taraftan da duramıyorum ha. O kadar çok tanıdık isim çıkıyor ki. Ulusal B lisans. Bunu da zihinseli ama teknik yok. Zaten ikisi bir arada olsa. Maxi Lopez. Ey yavrum ey. Ulusal A lisans. Hücum teknikte bir şeyler olabilir aslında ya. 12-12 diyor. Farfan var. Umut Bulut. Galatasaray için bir umut olabilir mi? Olamaz. Şu an bölümü bitiremiyorum ama bağımlılık yaptı. Tam bitireceğim artık son. Bundan sonrası da çıkmıyor artık. Selezno melezno başladı. Papisise çıktı geç. Bir tane daha şöyle eli yüzü düzgün. Şeylere bakayım. Dünya çapındaki itibarı. Bak böyle arasak mantıklı olurdu. Bunların zaten hepsine baktım ben. Sebastian'ı geç. Gare'yi geç. Mario Gomez. Fernando. Bizim Fernando bu. Allah'a bizim Fernando. Ulusal Bey geç. Yok ya bir cecik şey çıkmayacak. Pazini'den belki bir şey çıkarsa çıkar. Ulusal C lisi aslında. Hücum teknik de var. Bak Pazini'den bir şeyler çıkabilir. Gianpaolo Pazini. Daniel Vese ne oldu ya? Alves deyince son olarak bir Daniel Vese bakıp kapatacağım. Daniel Ves'in bırakmaya niyeti yok. Taş gibi maşallah. 1-1-1-1 bir, 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 bir. Güzel başlamış. Ya şu profilin şu zihinselin personel olarak verebileceği hiçbir şey yok mu diyorsun bana? Şu tekniğin verebileceği hiçbir 18 orta 17 teknik ya. 17 ilk kontrol. Bu kadar da bağlantısı olmaması lazım. Bu personel meselesini iyice elden geçirmesi lazım futbol menajer yöneticilerinin. Evet arkadaşlar bir bölümün daha sonuna geldik. Yeni bölümlerde buluşmak dileğiyle hoşçakalın.